Dostlar, dün gece saat 04:17'de Kahramanmaraş merkezi yaşanan 7.7'lik deprem çevredeki 10 ilde hissedildi ve şu anki resmi verilere göre de 3000'den fazla bina yıkıldı. Hayatını kaybedenler, yaralı olanlar ve maalesef hala enkaz altında kalanlar var. Verilere göre de toplamda 17 milyon vatandaşımız depremden etkilenmiş durumda. Bunu romantizm yapmak için söylemiyorum ama bana kalırsa etkilenenlerin sayısı bu kadar az değil. Hem Türkiye'nin tamamı hem de dünyanın birçok yanından birçok insanın kalbi bölgeli diyebiliriz. Böyle olunca da aslında deprem bölgesine uzak olsak bile elimizden bir şey gelemediği için daha çok canımız sıkılıyor. Ama böyle düşünmememiz gerek çünkü uzaktan da olsa bölgeye yardım etme yollarımız var. Bu videoda da deprem bölgesine nasıl uzaktan yardım edebiliriz bunu biraz daha detaylarını anlatacağım. Öncelikle gece 4 sularında 7.7'lik ilk deprem yaşandı. Sonrasında büyüklüğü 6.6'ya varan 70'ten fazla artçı deprem oldu ve arkasına saat 13:24'te de 7.6'lık yeni bir deprem geldi. İlk deprem yerin 5 kilometre altında, yani yeryüzüne çok yakın bir seviyedeydi diğer depremlere nispeten. O yüzden etkisi büyük oldu ve ilk depremde sağlam kalan binalar biraz daha duyarlı yapılar haline geliyor. Daha düşük şiddetli bir depremde yıkılma ihtimali doğuyor. O yüzden ikinci 7.6'lık depremle birlikte de bu duyarlı yapılarında yıkıldığını gördük. Ve resmi verilere göre 3000'den fazla bina yıkıldı ama 11.000'den fazla yıkım içinde ihbar geldiği söyleniyor. Maksimum yıkım gücü 12 olan Mercalli şiddet ölçeğine göre bu deprem 11 yıkım gücündeydi. Ve depremin yıkım gücü yaklaşık 11 oldu. Yaklaşık 1750 tane yapıyı yıktığı söyleniyor. 4 büyük fayın çatağında meydana gelen deprem Diyarbakır, Osmaniye, Malatya, Hatay ve Gaziantep'le birlikte elbette Kahramanmaraş'ın da içinde bulunduğu 10 ilde etkili oldu. Peki bu deprem bölgesini uzakta yaşayan bizler oraya nasıl yardım edebiliriz? İlk yolumuz elbette bağışlar. Yaşanan depremin ekonomik zararının şu anlık 40 milyar dolar civarında olacağı söyleniyor. Yani yaklaşık 750 milyar lira yapıyor bu. Elbette depremden yaralı da olsa, enkaz altından da olsa kurtulan vatandaşlarımızın eski hayat standardını yakalaması için en azından ayrı bir maddi yardıma ihtiyaç var. O yüzden AFAD, AKUT, Kızılay ya da Ahbap gibi kuruluşlar üzerinden maddi yardımda bulunabiliyorsunuz. Bu yardımın bir üst sınırı yok ama 10, 15, 20 liralık yardım SMS'leri atabiliyorsunuz. Onların da şu an kodlarını zaten ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu izleyen herkesin yapacağı sadece bu 10 liralık SMS bağışı bile genel toplamda çok büyük boyuta ulaşabilir. Bu yüzden bunu küçük bir adım olarak görmemek gerek diye düşünüyorum. Her boyuttaki maddi yardım çok önemli. Ayrıca bölgede şebeke suyu kullanılamadığı için ve binalar tabii yıkıldığı için, yani bir market imkanı da olmadığı için hem yiyecek hem de su sıkıntısı yaşanıyor. Bu sebeple de bulunduğunuz şehrin ya da ilçenin muhtemelen düzenlediği yardım kampanyaları var. Erzak yardımı bakımından. Bunların küçük bir araştırmasını yaparak, ki zaten eminim ki sosyal medyada hepiniz görüyorsunuzdur, ya da bulunduğunuz ilçenin belediyesiyle iletişime geçerek buralara erzak yardım yapabilirsiniz. Böylelikle deprem bölgesine yardım gönderebilirsiniz. Son bağış yönteminden bahsedeceğim. Kıyafet ve çadır yardımı çok çok önemli arkadaşlar. Ki bunlarla birlikte elbette bebek bezi, ayakkabı ve özellikle kalın kıyafet anlamındaki kıyafet yardımları bölge için çok hayati bir önem taşıyor. Bunlarla birlikte çeşitli gerekli araç gereçlerin bulunduğu listeler paylaşılıyor. Yine belediye ya da diğer yardım toplayan kuruluşlar tarafından. Bu listenin bir örneğini biz açıklamaya ekleyeceğiz ama dediğim gibi çevrenizdeki herhangi bir yardım kampanyasına başvurursanız orada zaten ihtiyaç ne varsa göreceksiniz. Bunlarla birlikte elbette kan bağışı çok çok önem taşıyor arkadaşlar. O da yine uzaktan olmamıza rağmen bölgeye yardım edebileceğimiz yollardan birisi. Eğer bu tarz bağış yapacak bir durumunuz yoksa yine yapabileceğiniz şeyler var. En basitinden arkadaşlar telefon şebekelerini meşgul etmemek bile çok büyük önem taşıyor. İletişimlerinizi Wi-Fi üzerinden, internet aramaları üzerinden ya da en basitinden SMS ile yapmanız çok önemli şu anki aşamada. Onun dışında hepimiz televizyondan haberleri izlesek de farklı haberleri ya da daha detaylı bilgilere Twitter gibi sosyal platformlar üzerinden ulaşabiliyoruz. Ama burada sizin benim gibi daha sivil, yani resmi olmayan kuruluşların paylaştığı bilgiler bazen yalan haberlerin de ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Burada farklı durumlar da yaşanabiliyor. Çeşitli kandırmacılar yaşanıyor ki o, yani Discord muhabbetine girmek istemiyorum. Onun yani yorumunu size bırakıyorum ama o yüzden resmi kuruluşlar ya da güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılmayan bilgileri yaymamak ve bunların üstüne bir gündem yaratmamak son derece doğru olacaktır. Ayrıca hemen bugün olmasa da bölgeden kurtulan depremzedeler için fazladan varsa evinizi, yoksa da evinizin bir odasını açma şansınız var. Depremzedelere bu şekilde yardım etme şansınız
yardımımız var. Bunun da organizasyonları genelde belediyeler yapıyor arkadaşlar. Eğer böyle bir yardımda bulunmak isterseniz de ilçe ya da il belediyelerinizle iletişime geçebiliyorsunuz. İnsanlar yazlıklarını açıyorlar ya da işte şehirde başka bir evleri varsa onu açıyorlar. Bir süreliğine bile olsa insanlara yardımcı oluyorlar. Eğer böyle bir imkanınız varsa bunu da düşünmeniz son derece değerli olacak. Ayrıca gelecek zamanda yapılabilecek yardımlardan birisi de şu arkadaşlar. Bölgede bu depremi yaşayan insanlar gelecekte bir terapi desteğine ihtiyaç duyabilirler. Bu yüzden hem bu konuda hem de farklı iş alanlarından bu insanlara gelecekte yine yardımda bulunabilirsiniz. En azından psikolojik destek verebilirsiniz. Bu tarz bir mesleğe sahipseniz de bu konuda kendinizi hazır tutabilirsiniz. Eğer bu tarz yardım kampanyalarında gönüllü olmak istiyorsanız arkadaşlar, bulunduğunuz şehirde de bunun için imkanınız var. Çünkü hepiniz görmüşsünüzdür zaten, her yerde şu an bir yardım toplama organizasyonu var. Burada da doğal olarak insan gücüne ihtiyaç oluyor. Gidip buradaki organizasyonda yer almak bile, bizim ofisimiz mesela İzmir'de, biz bile bunu yapmak için bir adım atmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz şehirden oraya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama deprem bölgesine giderek bir gönüllü fert olarak deprem bölgesine gitmek isterseniz de metro turizm gibi çeşitli seyahat acenteleri 10 liralık bilet fiyatlarıyla seferler düzenliyor şu an. Sınırlı sayıda da olsa. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey gördüm dün. O bilet isimli bilet satan platformda deprem bölgelerini, yani o şehirlere giden seferlerde %50 indirim yapıyor bilet fiyatlarına. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Onun dışında belki başka kampanyalar da vardır ama bizim gözümüzden kaçmıştır. Varsa lütfen siz de yorumlarda belirtin. Ayrıca arkadaşlar, bu sabah yapılan bir çağrıyla da yeterli eğitimi olan herkesin bölgede yardım için rol alması gerektiğine dair bir çağrı yapıldı. O yüzden bu yeterliğe, bu niteliklere sahipseniz ve gönüllü olmak istiyorsanız da resmi kurumlar üzerinden bir başvuruda bulunabilirsiniz ve bölgede rol alabilirsiniz. Onun dışında sivillerin girişine dair bir kısıtlama var diye biliyorum, güvenlik önlemleri sebebiyle. Tabii bununla ilgili farklı detaylı bilginiz varsa lütfen siz de yorumlarda belirtin diyorum. Ayrıca bölgedeyseniz ya da bu şekilde bir yolla bölgeye gittiyseniz bazı oteller ücretsiz oda tahsis ediyor. Özellikle bu deprem bölgesindeki sağlam kalan otel yapıları birkaç odasını depremzedelere ayırmış durumda. Bunların listesini de otels.com üzerindeki bir panelden görebiliyorsunuz. Onu da isterseniz, ihtiyacınız olursa oradan bakıp bulabilirsiniz. İşte spor salonları, pansiyonlar, çeşitli devlet kurumları ve bu gibi bazı yerlerde şu anda en azından güvenlik konaklama için hizmet veriyor. Bölgedeyseniz hasarlı binalara girmemek sizin için, ana yollarda da araç trafiği yaratmamak başkalarının sağlığı için ve zamanlı yardım ulaşması için son derece hayati bir öneme sahip. Elektrik ve doğalgaz sistemlerinin kullanılmaması, hatta mümkünse kapatılması gerekiyor ki bölgede dün doğalgaz akışı kesildi diye hatırlıyorum. İşte bu yüzden ısıtıcı desteği yapmak da hayati bir önem taşıyor. İletişim konusunda da acil durum numarası elbette 112. Onun dışında AFAD'ın şehirlere özel olarak numaraları bulunuyor. Bunları da yine açıklamaya bırakacağız arkadaşlar. Onun dışında telefon operatörlerinde böyle zamanlarda sıkıntı yaşanıyor bildiğiniz gibi. Hem bundan sebep hem de maalesef çok fazla yardım çağrısı olduğu için kilitlenen hatlar sebebiyle de en azından bu telefonları meşgul etmemek, acil bir ihtiyaç olmadığı sürece bu telefonları meşgul etmemek son derece önemli. Ek bir bilgi olarak da akıllı telefonlarınızın uygulama marketinde AFAD'ın kendi acil durum uygulaması bulunuyor arkadaşlar. Bu uygulama üzerinden kendi konumunuzu belirtebiliyorsanız ya da işte hayattayım, yaralıyım, Allah korusun enkaz altındayım, bir tanıdığıma ulaşamıyorum gibi butonlar yer alıyor arkadaşlar. Bunlar üzerinden hızlı bir iletişime geçebiliyorsunuz. Ayrıca mesaj yazma imkanınız yoksa tek butonla hızlı mesaj yazma yollarını da size gösteriyor. Bu uygulama hayat kurtarıcı derecede önemli olabilir. Şu an size çok görüntülerini gösteremiyoruz çünkü bölgeye uzak bir yerdeyiz ve işte telefonu indireyim de biz de uygulamayı meşgul edelim istemedik açıkçası. Ancak bölgedeyseniz bu sizin için son derece hayati bir önem taşıyor olabilir. Şimdilik aklımıza gelen uzaktan yardım etme yolları ve bölgedeyseniz yapılabilecekler bu kadar bizim anlatabileceklerimiz. Eğer sizin eklemeleriniz olursa da yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hepimize geçmiş olsun.